Mısır çarşısını bombalayarak 8 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan sosyolog Pınar Serek, 9 yıldır Fransa'da mülteci olarak yaşıyor. Yaklaşık bir yıl önce ülkenin güneyindeki Nice kentine yerleşen Selek, buradaki Sofya Antipolis Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapıyor. 20 yıldır devam eden Mısır çarşısı davası ise adeta bir yılan hikayesine döndü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sistemiyle yargılanan Selek, 4 kez beraat etti, karar her seferinde bir üst mahkeme tarafından bozuldu. Nietzsche bizi öldürmeyen şey güçlendirir diyordu. Ama bu deneyimle bunun her zaman doğru olmadığını fark ettim. Çünkü yaralandığın zaman, her yanın yara bere içindeyken daha güçlü değilsin. Ben bunu yaşamamayı tercih ederdim. Öte yandan bu davanın hayatıma etkileri, göç, sıfırdan başlamak zorunda olmak gibi, belirli bir yaştan sonra baş etmesi çok da kolay şeyler değil. Duygusal açıdan çok yorucu bir süreç. Evime dönememek, evime dönmenin yasak olması çok zorlayıcı bir durum. Üstelik Türkiye'yi hazırlıklı bir şekilde terk etmedim. Bana yarın gitmen gerek dediler. Hatırlıyorum, elimde ufak bir valizle çıkmıştım yola. 2009 yılıydı. Pınar Selek'in avukatları Mısır çarşısındaki patlamanın bir bombadan değil, gaz kaçağından kaynaklandığını savunuyor. Ve delil olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü bomba uzman ekipleri tarafından patlama sonrası düzenlenen 4 raporu gösteriyor. Selek'e göre bu politik bir dava. Neden ben bilmiyorum gerçekten. Bu soruya cevap vermesi gereken ben değilim. İlk olarak beni araştırmam yüzünden içeri almışlardı. O zaman oldukça önemli bir dayanışma grubu oluştu. Bu bekledikleri bir şey değildi. Tanıdığım tüm insanlar, sokak çocukları, transseksüeller, seks işçileri, başörtülü kadınlar, aydın kesim, herkes destek verdi. Dava devletin hiç beklemediği bir şekilde medyada geniş yer buldu. Ve sanırım böylece ben bir çeşit sembole dönüştüm. Bu adalet mücadelesi bir sembole dönüştü. 20 yıldır devam eden dava sürecinde ise son aşamaya gelindi. Dosyayı inceleyen Yargıtay Genel Kurulu'nun önümüzdeki günlerde nihai kararını vermesi bekleniyor.